Selamünaleyküm efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin Renkleri programında, yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Mevlamıza hamdü senalar olsun, bu haftada sizlerle ümmetin derdini dertlenmeye, sizin gibi dertli insanlarla paylaşmaya başlıyoruz. İki değerli konuğumuz var, aslında beraber programı yapıyoruz ama her hafta bu bilgileri sizlere aktarmak için bizimle beraber oluyorlar. İki değerli isim. Muhammed Taşoran Hocam, efendim hoş geldiniz. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Mehmet Orhan Hocam, siz de hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, sefa geldiniz. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun, elhamdülillah. Allah razı olsun. Bu yüzleriniz daim gülsün inşallah. Amin. Biz sizi böyle enerjik ve böyle tebessüm halinde gördüğümüz zaman daha da bir coşkulu oluyoruz. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, hizmet ehlinin mütebessim olması lazım. Bir dert anlatılacağı zaman o dilden anlamak lazım derler. Sen ne kadar anlatırsan anlat, karşıdakinin anlayabildiği kadardır der Mevlana kaddesallahu sırrahu. O yüzden hocalarımıza Allahu Teala güç kuvvet versin, muzafferiyet versin, nazarlardan muhafaza buyursun, amin. Amin. Efendim, duayla başladık böyle ne güzel programımıza inşallah. Çok güzel olur. Eyvallah. Şimdi bu haftada sizlerle beraber önemli ve aslında gündem gibi kabul edilmeyen ama İslam'ın yani Müslümanların gündeminde olması gereken çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bunlar programın aralarında devam edecek. Bugün Mali'yi konuşacağız. Mali hakkında kısa bir VTR'miz var. Şimdi onu bir izleyelim. Bir Afrika ülkesi Mali. Evet. Peki orada İDDEF'in insana değer veren dernekler federasyonunun ne işi var? Binlerce kilometre ötede acaba niçin gitti? Orada neler oluyor? Dilerseniz bir bu VTR'yi izleyelim. Sonra programımızda izlediğimiz görüntülerden sonra devam edelim. İnşallah. Mali yaklaşık 15 milyon nüfuslu Sahra kuşağı Afrika ülkesi. Birçok etnik grubun yaşadığı Mali'de nüfusun %90'dan fazlası Müslüman. Afrika'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi istikrarsızlık, sömürü ve çok sayıda iç ve dış etkenin bulunduğu bir ortam Mali. Ülkede yaşanan siyasi krizler her türlü sonucu beraberinde getiriyor. Mali'de birkaç sene önce bir askeri darbe yaşandı. Bu kaos ortamında binlerce Malili hayatını kaybetti. Mali ile ilgili son bir senede çıkan haberlere bakıldığında ülkede tam bir kaos ortamının olduğu, ülkenin kuzeyinden insanların akın akın göç ettiği, ülkede insan kaçakçılığı, eroin, esrar kaçakçılığı yapıldığı ve ekonomik yönden büyük bir sıkıntının baş gösterdiği bilinmektedir. Lakin durum bundan farklıdır. Mali için aktarılan bu felaket tellallığı ve savaş atmosferi gerçeği yansıtmıyor. Birçok ülkede olduğu gibi Mali'nin de bölge bölge değişen bir karakter yapısı var. Afrika'da Müslüman sayısının nüfusa göre oldukça yüksek olduğu Mali'de bu birilerinin hoşuna gitmiyor. Ve bunun için Mali hakkında birkaç ayda bir olumsuz haberler yayınlanıyor. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu İDDEF, Mali'yi unutmadı. Çünkü Mali'de yaşanan sorunlar sadece Afrika'yı değil, İslam dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Batı bugüne kadar kendi çıkarını ve kendi güvenliğini sağlama doğrultusunda her yeri mahvettiği gibi Afrika kıtasının tümünde izlerini gösteriyor. İDDEF bize binlerce kilometre uzaklıkta olan Mali'de zor gibi görüneni yapıyor, kardeşliğe yelken açıyor. Evet, izlediğiniz evet, gibi gerçekten yine her hafta söylüyoruz ya, binlerce kilometre ötede ya, ama Allah Azze ve Celle izin verdiği zaman, hizmet erleri devam ettiği zaman yoluna hiçbir şekilde kesinlikle, ne şu kıtaymış, şu okyanusmuş, coğrafyalar, tanımıyor, sınırlar, hepsi kalkıp kardeşlik, dağlar, hepsi sınır tanımıyor. Evet, tabii, elhamdülillah. Şimdi efendim, Mali'nin durumu ortada. Sömürülen Afrika ülkelerinin bir benzeri. Yıllarca Batı zihniyeti gelmiş, ülkeler oradaki bütün petrol yataklarını, oradaki insanları sömürmüşler. Yeraltı zenginliklerini. Hepsi sömürülmüş, hepsi diğer almış, Afrika ülkelerinde olduğu gibi. Tabii Mali'ye özel durumlar da yaşanıyor Mali'de. Kesinlikle. Bir takım siyasi sıkıntılar, şunlar bunlar evet, var. Orada bir otoriteyle ilgili sıkıntılar var. Şimdi hem bu programı izleyenlerimize, evet ümmetin derdi diyoruz. Ümmet deyince de neredeyse o ümmet... Orla ilgili bazı bilgiler vermek gerekiyor.
Şimdi isterseniz Mali'yi biraz az çok tanıdıktan sonra Mali ile nasıl iştigal etmeye başladık efendim? Bunu sizden dinleyelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Dua ile başladık. Yine verilen nimetlere şükür ile birlikte devam edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu lütfeyledi, ikram eyledi, ihsan eyledi. Elhamdülillah. Bizleri yine ümmet derdi gibi ulvi ve kutsi bir dava doğrultusunda bir arada cem eyledi. Elhamdülillah. Rabbim kıyamete kadar bu nimetler içerisinde devam, sebat, istikamet cümlemize nasip eylesin. Tabii ki bu birliktelik, beraberlik Allah için olduğu zaman değeri harbiyesi oluyor. İfade etmiştiniz hani hizmet güzel şeydir ama güler yüzle, mütebessim bir şekilde severek hizmet ayrı bir güzeldir, daha da güzeldir. Bunun tabii unsurları önemli bizim için. Bak program evvelinde siz güzel balla limonu karıştırarak bizlere ikram ettiniz. Sizler enerjik olun ki ümmet sizden enerji bulsun. Dolayısıyla yani bu ortam kendiliğinden oluşmuyor. Yani birbirimizle fani olabilecek bir şekilde altyapısını güzel hazırladığımız zaman tabii ki bu artık görünüşte zor, çileli, meşakkatli bir yol gibi görünse de Allah için kenetlendiğimiz zaman bu çileler, meşakkatler neşeye dönüşüyor, huzura dönüşüyor. Dolayısıyla bunu da ayrı bir özel not olarak izleyicilerimize duyurmuş olalım. Devamını bekliyoruz İbrahim abi inşallah. Dolayısıyla burada Mali önemli. Biz Gine'yi konuştuk, Burkina Faso'yu konuştuk, Etiyopya'yı konuştuk, bugün Mali'yi konuşuyoruz. Konuştuk daha sonra. Suriye özel bir gündem olduğu için konuştuk. Ve belki bundan sonra daha birçok Afrika, Asya, Balkanlarda, Avrupa'da birçok ülkeleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama öyle bir anlayışla İnsana Değerlendiren Dernekler Federasyonu hizmetlerini geliştiriyor ki bir taraftan konuşuyor, diğer taraftan yeni ülkeler, konuşulacak yeni ülkeler hususunda adımlarını atıyor. Dolayısıyla inşallah bu doğrultudaki konuşmamız inşallah ila nihayet devam edecek. İnşallah. Yani aşkla, şevkle, belki tabii ki roller değişebilir. Yani alınan roller neticede çünkü belki 10, 20, 30, 50, 100 sene sonra konuşulacak bir hizmetin biz şu an altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Ama herhalde tek şey konuşulacak yine. Ehl-i sünnet vel cemaat anlayışının, net berrak anlayışının ümmet birliği için yeryüzüne yayılması. Evet. Bu aynı şekilde hiç bozulmadan inşallah konuşulmaya bir şeyi devam edecek. Bozulacak gelecek. Bir madde değil yani. İnşallah inşallah. Bilelim, evet, inşallah. Korunmuş biiznillahü teala. Biz bu girişten sonra Mali ile alakalı, tabii ki diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Gine'de başlayan, Burkina Faso ile birlikte birleşen, üçüncü adımda atmış olduğumuz ülke Mali. Yani önce Gine, Burkina Faso ve Mali. Buralarda Etiyopya ile aynı sene açılmış idi. Mali'deki hocamız, Muhammed hocamız aynı zamanda Pakistan'da ilmini tamamlayıp orada 12 sene rahleyi tedrisatta bulunduktan sonra camiamız ile tanıştırıldı. Donanımlı bir hocamız yani. Donanımlı bir hocamız. Maşallah. Ve aynı zamanda şöyle de diyebiliriz. Mesela hala ruhsatı değil de azimeti çok dikkatle ön plana alan bir hocamız. Bizim açımızdan da iyi oluyor. Yani mesela kendi isteğiyle fotoğrafını çekemiyoruz. Ancak hizmetin yani kalbin mutmain olması hususunda ve bize emanet olarak verilen imkanların en azından liyat mainne kalbi insanlara biz bunu gösterme ispatı açısından için. İspatı için dediğimiz zaman yine bizim dışımızda olsun diyecek kadar azimetle, amele başka dikkat eden bir hocamız. Seferde Hazer'de perşembe, pazartesi, perşembe oruçlarını terk etmeyen ve hiçbir zaman dünyevi efendim değerlere, maddi bir takım hesap ve çıkarlara tevessül etmeyen, tenezzül etmeyen böyle bir hocamız. Ve bu hocamız ile yine ilk hizmete başladığımız hizmet yılı takriben 3 sene öncesine dayanıyor. Ve elhamdülillah 3 senelik kısa bir süre zaman dilimi içerisinde bakınız buradan Türkiye'den giden içlerinde bir hocamız olmamasına rağmen yatılı erkek ve kız medreselerimizde buradan herhangi bir yani böyle çat kapı anlaşmalı değil. Yani işte Türkiye'den misafirler geliyor veya hoca efendiler geliyor veyahut da Diyanet İşleri Başkanımız ziyarete geliyor. Böyle değil. Diyanet
İşleri Başkanlığımızın da oradaki Mali'deki camiyle alakalı ziyaretlerinde de bir grup hocalarımız ziyaretlerde bulundular. Gidildiği zaman erkek medresemizde, kız medresemizde tabii ki belki özellikle temizlik şartları bizim standartlarımızda olması zaten mümkün değil ama yavaş yavaş o hale oranın işte yükseliyor. Oranın standartlarına göre iyi. Yani ne kadar temizlersek temizleyelim. En son irşat seminerimizde Mali'deki hocamız öyle dedi, Muhammed hocamız. Ya dedi, neticede dedi bir çöl ortamında yaşıyoruz dedi. Buradaki temizlik dedi hakikaten acayip bir şey dedi ya. Ben burada rüyada gibiyim dedi. Ama aynı buradaki temizliği bizden isteyemezsiniz dedi. Böyle bir şey yok. Hı hı. Biz ne var ama? Sabah temizleriz, öğlen gene kırmızı toz toprak etrafı olur. Öğlen bir daha temizleriz, akşam. Aynen. Görevimiz temizlemek ama hiçbir zaman böyle kırmızı, yeşil, sarı efendim bu renkli halıları serip elektrik süpürgeleriyle temizliği icra edeceğimiz bir ülke değiliz biz. Hı-hı. Yani bunu da göz ardı etmememiz Hı-hı. gerekiyor ama şartları bizim ülkemiz şartlarına neredeyse bu temizlik anlayışının da yükseltildiği bir yerde gidildiği zaman erkek ve kız medresemizin neredeyse özellikle zahir görüntü şartlarının bizim ülke standartlarına ulaştığını görüyoruz. Bununla birlikte eğitim olarak kendi standartlarımızın da üstüne çıktığını biz müşahede ediyoruz. Neden? Oradaki sayımız nasıl şu anda? Şu anda sayı olarak erkek ve kız medreselerimizde erkek talebe olarak 70 civarında yatılı Maşallah. Talebemiz var. Kız kursunda da yine bir o kadar yatılı talebelerimiz var. Ama kardeşlerimize sunmuş olduğumuz sayı, rakamlar farklı olabiliyor. Çünkü neden? Biz talebelere sponsor olan kardeşlerimize talebeyi verirken okuyup hoca olup hizmet edecek durumda olanlara. Yani ola ki rahatsızlığı olabiliyor veyahut da aile tarafından problemleri olabiliyor. Bu rakamlarda eğitim devam ediyor. Aynı zamanda 14 tane ilim harikası var Mali'de. İlim harikası dediğimizde yani böyle günlük yarım saat, bir saatlik dersler değil. Gündüzcü eğitimden biz hafızlar çıkarıyoruz. Yani ulumu şer'i, şer'i ilimlerden hocalar yetiştiriyoruz. Bu ilim halikalarından oluyor. Maşallah. Fakat bu ilim halikalarını yatılı medrese gibi düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Çünkü ilim halikalarında insanlara dinini öğretiyoruz. Ama yatılı medreselerde insanların manen yönlendirecek, onlara öncü olacak, liderlik yapacak Ehl-i Sünnet çizgisinde alim yetiştirme durumumuz oluyor. Yani mihmandarlık çok önemli değil mi? Tabii. Yani o günü belki geçiştirmek değil. Tabii. Hep yarına. Yani bu ilim halikalarımızda daha evvelki programlarda da tabii Mali ülke olarak özel gündemle paylaşılmadı ama Mali'den de paylaşmış idik. 5000'in üzerinde gündüzcü neredeyse eğitim alan bir potansiyelimiz, bir kitlemiz var. Yarının hocaları onların içinde saklı. Tabii yok. Bunlar çalışanlar, iş hem bilgileniyorlar değil mi? Tabii bilgileniyorlar. Evet. Neticede bir Müslüman olarak önce dinini çok güzel öğretildiği mekanlar. Ama %80'i yine sabahtan akşama kadar buralarda ne yapıyorlar? Rahleyi tedrisatta bulunuyorlar. İlim öğreniyorlar ve buradan yatılı medreselere tekrar seçme talebeler alabiliyoruz. Ve şimdi ilaveten 14 tane ilim halikasına 2 ilim halikası daha ilave ettik. Son işarelerimizden sonra 16 tane mescitte ilim halikalarımız oluştu şu anda. Şu anda Mali'de 16 tane mescidimiz var. Bir de ilk bir şeyi daha gerçekleştirdik. Yatılı erkek ve kız medresesi. Bu tamam. İlim halikaları yani halk eğitim merkezleri olarak algılayalım. Yani izleyicilerimiz öyle anlasınlar. Nasıl burada derneklerimizde gündüzcü, efendim sabahçı, öğlenci talebelere dersler veriliyor. Akşam mahalle sakinlerine dersler verilen derneklerimiz var ise eğitici, bilgilendiriyor. Burada 24 saat sürekli halk eğitiminde bulunan merkezler mescit olarak kullanıyoruz biz. Yani mescitleri biz mekan olarak bu işte kullanıyoruz. Ve ilk sefer bu inşallah başta Afrika olmak üzere diğer ülkelere de yayacağız. İlk örneğini ilim halikalarında bayanlara yönelik ilk örneğini Mali'de başlatmış olduk. Eyvallah. Daha yeni bu hafta başladık. 7 tane hoca hanım inşallah farklı ilim halikalarında hanımlara yönelik gündüzcü eğitimleri de başlamış oldular Mali'de. Çok özür dilerim hocam. Şimdi şimdi bu bilgiler böyle konuşurken arada amiyane tabiyle kaynayabiliyor. Evet. Bunu biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi dediniz ki 10 küsur zaten ilim halakası var. Yani evet. Mescitlerimiz var. Bunlar 16. 16 tane. Şimdi yeni yeni hanım kardeşlerimiz de orada. Bu hanım hocalarımız ne yapıyorlar? Bu halkaya dahil oluyorlar. Bunların tabii ki belli bir giderleri var. Evet. Şimdi daha önceki programlarda da sizinle paylaştığımız gibi günümüzde insanın bir iaşesi var.
yemesi, doğru, içmesi, kesinlikle, giymesi, barınması. Bu bütün hayat standardı var. Evet. Herkes için geçerli ya, bu tabii. Hatta hocaların bu konuda daha iyi bir şartta çalışması lazım ki kafası rahat olsun. Elbette. Hani değil, doğru, mi? Sadece ilmine, sadece hizmetine yoğunlaşsın. Odaklanabilsin. Yani. Şimdi burada şunu sormak lazım. Bunlar bir masraf. Bunlar mesarifi. Doğru. Bu bilinen bir şey. İDEF uzun yıllardır, evet, birkaç senedir özellikle bu işlere yoğunlaşıyor ama biz sürekli hizmetlerini görüyoruz ve yaptığı işler de görüyoruz İDEF. Doğru. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız, önümüzdeki planlar bu değil de yaptığımız projeler. Yani duyu organlarıyla görülen, ilan ediliyor, hissedilen, yapılan onları görüyoruz. İlan ediliyor, evet. Şimdi biz hazır bunu söylemişken izleyenlerimize bu konuda ben de yardım etmek istiyorum. Hatta şöyle bir proje var mı? Örneğin Mali'deki 5 tane efendim bu hanım hocalarımıza ben sponsor olmak istiyorum. Onların, evet, 6 aylık. Benim bütçem buna efendim yetiyor. Veya bir işletme sahibi, maddi durumu iyi olan birisi, ben senelik 3 tane hocanın şeyi ne kadardır, ben onu karşılamak istiyorum deyip de nasıl ki yetime kol kanat geriyoruz, nasıl ki bir Müslümanın ihtiyacını görüyoruz, işte buyurun. Çalışan bir makina, sürekli insanlara tebliğ, evet, eden, aynen, bir makine değil mi? Evet. Bunun benzerini doldurmak gerekiyor. Kesinlikle, evet. Bununla ilgili ben kısa bir telefon numaralarını aktarayım. Buyur, müsaadenizle efendim. Buyur. Değerli izleyenlerimiz, iddef.org. Son derece faal bir sitemiz var. İDEF'in çalışmalarına buradan dahil olabilirsiniz. Online olarak, yani bilgisayar başındayken nasıl bağış yapılabiliyor vesaire, bunların hepsini zaten oradan izlersiniz. Telefon numaramız da var. Bir telefon açıp ya ben böyle bir şey duydum ama bunun biraz daha işte açıklar mısınız? Nedir, ne değildir bunu öğrenmek için 0212 alan koduyla 621-0065 621-0065'ten bilgi alabilirsiniz. Hocam Mali'ye devam edeceğiz. Zaten, evet, Mali ile ilgili olarak da müsaadenizle Muhammed Hocam'a döneceğim. Tabii. Şimdi bazı şeyleri değiştirmek lazım. Az önce izah buyurduğunuz gibi şurada bu faaliyetler yapılıyor. Bu ülkede bu çalışmalar yapılıyor. Birileri kendinden özveride bulunuyor. Zamanından, kimisi parasından özveride, doğru, bulunuyor. Dolayısıyla hiçbir şey kolay olmuyor. Doğru. Bizde bazı eksikler var ki galiba biraz dünyevileşmişiz. Evet. Eneci olmuşuz. Biraz daha kendimize dönmüşüz. Kendi ihtiyaçlarımız deyince Mali'yi unutuyoruz. Ya. Burkina Faso'yu unutuyoruz. Bu şunu gerektirmiyor mu? Bir şeylerin değişmesi lazım. Belki de yardımlaşmak, bir kendimize gelmek konusunda hocam. Kesinlikle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Konuya şöyle girmek istiyorum ben, müsaade ederseniz. Şimdi öncelikle insanın yaratılışında çeşitli şeyler var. Mesela işte daha önce de bahsettik, ruhtan ve cesetten müteşekkil bir varlığız. Ama bunun yanında düşünebilen, konuşabilen, gören, bir şeyler yapabilen, hatta bazen canavarlaşan bir varlıktan bahsediyoruz. İşte bugün teröristler kimden türüyor? Evet. İnsan sonuç itibariyle. Ama dünyaya en büyük iyiliği de yine yapan insandır. En büyük kötülüğü yapan da gene insandır. Nükleer silahları bugün insanlar bulmuştur. Dolayısıyla bu bakış açısından sonra şöyle bir girişle konuyu izah edebiliriz. Değişmesi, evet, gereken bir şeyler mutlaka var. O açıdan diyoruz ki biz, alimler toplanmışlar, haftalarca tartışmışlar. Demişler ki bir insana verilmiş olan en büyük 3 nimet nedir? Dikkati cahil bir şey değil mi? Bir insana verilen 3 büyük nimet. En büyük 3 nimet. Evet. Acaba bir insana en büyük verilen 3 nimet nedir? Şimdi mesela biz bile şu anda düşünmeye kalkışsak herkes bir şey söyler. Yani dinleyenlerimiz bile bugün kimisi para der, kimisi makam der, kimisi mevki der. Kimisi, herkes bir şey sayabilir. Evet. Ama alimlerimiz bunu hakikaten düşünmüşler. Acaba nedir diye tartışmışlar bu konuyu. Ve sonra şu deklarasyonu yayınlamışlar. Demişler ki, insana verilen en büyük 3 nimet sırasıyla şudur. Birincisi akıl nimetidir. Evet. İlginç değil mi? Halbuki iman daha büyük değil mi? Birincisi akıl. İkincisi iman. Üçüncüsü sağlık ve sıhhattir. 3 önemli nimetler bunlardır. Akıl, iman, sağlık. Ah evet. Şimdi mesela akıl olmasa imandan mükellef değilsiniz. Evet. Yani namaz, hac, zekat, oruç hiçbirinde mükellef sorumluluk değilsiniz. Sorumluluk yok. Bitti, tamam. Size her şey, defter kapandı size. O açıdan alimlerimiz diyorlar ki imanla muhatap olmak için önce akıl lazım. Ve insana, her insanda bir akıl var. Allah'ımız insanoğluna akıl vermiştir. Evet. Akıldan sonra iman geliyor. Allah imandan ayırmasın. Amin. İmanla yaşamayı, ölmeyi ve imanla dirilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Üçüncüsü de sağlıktır. Mesela sağlıklı bir insan, sağlıksız bir insan hakkıyla oruç tutamaz, namaz kılamaz.
Dini vazifeler mesela hacca gidemez en basitinden mesela. Bir felç insanı düşünün, nasıl hac yapacak yani. Evet. O açıdan bu üç önemli nimeti hatırladıktan sonra bizimle ilgili olan bölüme gelelim. Yani akılla ilgili olan bölüme gelelim. Çünkü düşünmelerimiz, çalışmalarımız, programlarımız, planlarımız hep burada gerçekleşiyor. Ve Allah'ımız yine bununla alakalı olarak bizi şöyle uyarıyor. Külle hizbin bimâ ledeyhi ferihûn. Her hizip, yani her grup kendi yanındaki bilgiyle ferahlanmaya çalışır. Bir de böyle bir şey var. Yani Allah'ın sizi bir formatta yaratıyor ve sonra sizin sağlıklı bir hayat sürdürebilmeniz için size bir vahiy yolluyor, peygamber gönderiyor. Ama siz yine kendinize göre, kendi bakış açınıza göre bir şeyler tertip ediyorsunuz, bir şeyler oluşturuyorsunuz ve sonra onunla yürümeye devam ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki işte bu izimler var yani, sayarsak şimdi bir sürü izim çıkar. Evet. Şu izim, bu izim filan. Şimdi dolayısıyla insanoğlunun, Allah'ımız Celle Şanuhu Hazretleri insanoğlunun böyle yapacağını zaten biliyor. Ve yine başka bir ayette erayte men ittekaze ilahehu hevahu. Erayte ey Habibim, görmedin mi? Men ittekaze, öyle bir kimse ki edinmiştir ilahehu hevahu. Hevasını, yani nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinmiştir. Şimdi o zaman anlaşılıyor ki, şimdi o değişmesi gereken noktaya geleceğim ben. Anlaşılması gereken şey şudur. İnsanoğlu eğer vahye tabi olmazsa bu sefer nefsine tabi oluyor. Yani mutlaka bir şeye tabi. İnsan yaratılışı, fıtratı boşluk kabul etmez. Yani. Neye meyilliyse değil mi? İlla tabii, bir şeye gidiyor. Mutlaka tabii. Bir şey. Evet. Mutlaka ama bir şey. Bakın tarihten bu kadar bu yana gelin. Boşta mutlaka bir şeye inanıyor. Hiçbir şeye inanmıyorsa kendi nefsine inanıyor. Kendi nefsinin arzu ve isteklerini doğru olarak kabul ediyor. Hani Hazreti Ali Efendimizin meşhur bir sözü vardır. Eğer siz dinini yaşamasanız hakkıyla yaşadıklarınızı din zannetmeye başlarsınız. Bu ayetin tefsiri gibi sanki. Evet. Hatta hocam ateizme de tabii. İnanmamaya inanmak. O da bir inanç. O da bir inançtır. Hani biz şey diyoruz ya, mesela Allah hiçbir mekan, her bütün mekanlarda münezzehtir diyoruz Allah'ı anlatırken. Çünkü mekan sonradan yaratılmıştır. Şimdi adam yukarıda diyor Allah'ımız. Halbuki orası da yine bir mekandır. Her yerde desen o her yerde bir mekan. Çünkü Allah'ımız mekanlar yokken vardı. O sizin dediğiniz gibi. Ateizm düşüncesi bile bir inançtır, bir ideolojidir. Dolayısıyla buradan şuraya gelmek istiyorum. Buyurunuz. İnsan ya aklıyla hareket eder ya da vahiyle, yani nefsiyle. Ya aklıyla ya nefsiyle. O zaman aklımızla hareket etmek adına da Allah'ımız ve peygamber yolluyor. Bize doğruyu gösteriyor ve burada bizim önümüze bir takım kriterler çıkıyor. Bir hayat anlayışı çıkıyor. Sosyal hayatımıza müdahale eden, sosyal hayatımızı düzenleyen, askeri hayatımızı düzenleyen, ticari hayatımızı düzenleyen, hukukumuzu düzenleyen bir dinle karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. O halde elhamdülillah biz de bundan bahsediyoruz zaten şu anda. Hı hı. Biz Müslüman bir kitleye hitap ediyoruz. Efendim söyleyeyim, hizmetlerimiz açısından demek istiyorum. Yapmış Eyvallah. Olduğumuz hizmetler, bugün medrese hizmeti, efendim söyleyeyim, hoca, talebe, kurban, adak, akika, bunların tamamı Müslümanlara olan hizmetlerdir. Yani biz bunları şimdi bugün bir Hristiyan'a, Yahudi'ye mescit yapsanız kabul zaten etmeyecektir. Eyvallah. Dolayısıyla hizmetlerimizin öncelik hedef kitlesi Müslümanlardır. Burası doğru. Ama biz burada da daha derinleşmek istiyoruz. Yani insanın hakkıyla tabi olması gerektiği şeyi insanlara hatırlatmak istiyoruz. Zihnini hangi yönde değiştirmesi gerektiğini hatırlatmaya çalışıyoruz. Mesela bu buradan örnek verecek olursak. Şimdi 7 tane diyelim ki mesela, sadece evet. Mali'de bu yani yüzlerce şey Mali'ye var. İnecek evet. Olursak hocamız zaten elhamdülillah Mali'deki hizmetleri kısaca bize özetlemiş oldu. Neler oluyor, neler bitiyor. Devam edeceğiz zaten ikinci bölümde. Çok daha güzel olacak. Hocamız onları anlatacak. Fakat Mali'de de, Türkiye'de de, Balkanlar'da da, Afrika'da yani bütün dünyada insanlara sunmak istediğimiz hizmet bir zihin değişikliğidir aslında. Zihin değişikliği nedir? İnsanı kendisine köle olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya sevk etmek, yönlendirmek. Bu çalışmaların tamamının altında yatan espri budur aslında. İnsanı insana köle olmaktan kurtarıp insanı Allah'a kul etmektir. Eyvallah. Şimdi biz Müslümanlar arasında şöyle bir probleme rastlıyoruz bu bağlamda. Diyoruz ki Müslümanlar şu anda gereksiz tartışmalar yapıyorlar. Yani ilim sahibi olmadan fikir sahibi olmuş gibi bir takım şeyleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Mesela Kur'an'ın bize öncelik tanıdığı, önümüze koyduğu bir şey var. Bizim öncelik tanıdığımız, konuştuğumuz bir şey var. Şimdi bizim önceliklerimiz belli işte. Toplumda bugün Türkiye'yi analiz edecek olursak konuları, her gün her şeyin neler tartıştığını, ön sıraya neyi koyduğunu zaten biliyoruz. Evet. Biz emri bil maruf yaparken hocalarımızla 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Hocamız bize orada eğitim verirdi. Mehmet Turan hocamız derdi ki, bizim öncelikli işimiz dindir.
Ve bütün Müslümanların öncelikli işi dindir. Yani bu insan manifaturacılık da yapmış olabilir, kasaplık da yapıyor olabilir, berbercilikte, ne bileyim kamu kurumunda çalışan bir memur da olabilir. Ne olursa olsun önemli değil. Herkesin mutlaka bir işi var. Fakat öncelik bu değildir. Bunu değiştirmek lazım. Öncelik nedir zihniyette? Temelde şunu kabul edelim. Diyelim ki öncelik bizim işimiz dindir. İlk işimiz. Dünyalık işimiz de ya ben işte avukatlık yapıyorum. Sen savcılık yapıyorsun. Öteki sunuculuk yapıyor. Beleci ziyaretçilik, ziraatçılık yapıyor. Diğeri hayvancılıkla meşgul. Bunlar hepsi tamamı ikinci iştir. Derdimiz dünya değil din olmalı diyorsun. Bu zihniyeti değiştirmek lazım. Yani öncelikli işimiz dindir. Allah'a tabi olmaktır. Kula kul olmaktan Allah'a kul olmaya yönelik bir zihin değişikliğini yaşamaktır. Dolayısıyla diyoruz ki öncelikli işimiz budur. Ve Kur'an'ın bize öncelik olarak önümüze koyduğu ilk maddede çok enteresan takvadır. Takva. Allah'ımız bizden takva olma istiyor. Takva nedir? Bugünkü anlaşılır ifadeyle söyleyeyim. Allah'tan hakkıyla korkmak. Başka bir ifadeyle Allah'a saygılı olmak. Çünkü senin zerreden küre, deveden pire ne varsa kainatta gördüğümüz her şeyi Allah yaratmıştır. Halakas semavati vel ardı ve ma beynehuma. Gökyüzünü ve yeryüzünü Allah yaratmıştır ve arasındaki her şeyi de Allah yaratmıştır. Şimdi siz bir patrona çalıştığınız zaman saygısız davranırsanız ne yapar size? Kapı dışarı eder. Sen saygısız, terbiyesiz bir adamsın der. Yürü git der sana yani. Şimdi Allah'ın mekanındayız. Yarattığı yerdeyiz. Ve sahip olduğumuz her şey de Allah'ın vermesiyle var olan şeyler. Bir de bunları paylaşmak da var değil mi? Tabii. Hayırda bu çalışmalarda. Yarışmak. Sabıkla mağfiretin diyor. Hani Allah'ın rahmetine koşmakta yarışın. Dolayısıyla biz Mali'ye medrese açarken, Mali'de mescit açarken, ilim halakaları kurarken başka veya başka bir yerde bir talebe üstlenin kardeşlerim dediğimiz zaman, bir talebe üstlenin dediğimiz zaman temel felsefe bu. O kişiye şu zihniyeti, fikrini değiştirmesini sağlayabilirsek çok güzel olur. Benim öncelikle işim dindir. Ondan sonra ben şu işi yapıyorum demektir. Bu zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız bizi takvaya sevk ediyor. İlk edinmemiz gereken özellik, bizde var olması gereken özellik takva özelliğidir. Allah'a karşı saygılı olabilmeyi öğrenmektir. Ve takva olan insanlar için de Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu konuyu perçinliyor. Bakın takva olanlar için tilke darul ahireti, ahiretu, bu ahiret yurdudur diyor Allah'ımız. İnsanlar ölmüşler, kabir hayatı bitmiş ve sonra kalkmışız. Efendim söyleyeyim, insanlar sevk ediliyorlar. Kimisi cehenneme, kimisi cennete. Herkes korku panik içerisinde acaba ne olacak diye. Defterim sağdan mı gelecek, soldan mı? Kimisine arkadan böyle sırtı delinerek verilecek vesaire. Allah muhafaza buyursun. Bütün bu ortamlar yaşanırken Allah'ımız işte bu ahiret yurdudur diyor. Nec'aluha lillezine la yuridun uluven fil ardı ve la fesaden. Biz bunu kime veriyoruz diyor Allah'ımız. Bitiriyorum ayet-i kerimeyi. Biz bu ahiret yurdunu kime veriyoruz? Kime hazırladık? Yeryüzünde kibirlenmeyenlere ve fesat çıkarmayanlara biz hazırladık. Vel akıbetü lil muttakin. Akıbet yani güzel son, efendim söyleyeyim, muttakiler içindir. Takva olanlar, Allah'a saygılı olanlar içindir. Dolayısıyla ben şöyle bağlıyorum cümlemi. İnsanların şu zihin değişikliğine ihtiyacı var. Bizim ilk işimiz dindir. Allah'a saygılı olmaktır. Takva olmak hususunda mücadele etmektir. İkinci işimiz işte İAŞ'imizi kazanmak adına yaptığımız işlerdir diyorum. Bu zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Gene sözümüz geçerse neler yapabiliriz? Bununla ilgili de kısaca birkaç şey söylemek isteriz inşallah. Bunları da konuşalım. Tabii işin bugün neresindeyiz? İşin tam son kısmındayız. İDDEF sizin adınıza gitti, olay yerinde çalışmaları yaptı. Senelerce oradaki medreseler işte açıldı. Az önce Mehmet Orhan hocamız da anlatmıştı. Şimdi artık amiyane tabirle top bizde. Bundan sonra bu hizmetin devamı için artık bize iş düşüyor, size iş düşüyor. Bununla alakalı da ikinci bölümde bir yerlere ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Mali ile ilgili çok önemli güzel haberlerimiz var. Sizlerden de destek isteyeceğiz efendim. Buyursunlar. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz. İkinci bölümde sizinle beraberiz. Muhammed Taşören ve Mehmet Turan hocalarımla beraberiz bugün. İDDEF'in Mali'deki yapılanmasını ve neler yaptığını konuşmaya devam ediyorduk. Şimdi çok önemli bir mevzuya geldik az önce. Müslüman değişmeli
ve değişirken şeyleri daha böyle kendine katmalı dedik. Muhammed Taşeron hocam oralara geldi. İhlası, daha önemlisi takvayı, hepsini barındıran şeyi konuştuk. Ve dedik ki biz sahip çıkmalıyız. Hizmete her daim sahip çıkmalıyız. Çünkü herkesin hizmet yapacak hali yok. Topyekün olarak. Değil mi? Yani, zihin değişikliğinden bahsettik. Aynen öyle. Evet. Kimisi doktordur, kimisi inşaatta çalışır, kimi belediyede memurdur. Herkes hizmet yapamayabilir bir noktada ama hizmete destek verebilir demiştik. Burada Mali'deki yapılanmamızı bir kez daha şöyle baştan alalım. Yeni medreselerimiz açıldı, hoca hanımlar var demiştik. Oradan evet. Devam edelim efendim. Şimdi Mali'de yatılı kız ve erkek medresemiz, önce erkek medresemiz açıldı, sonra kız medresemiz açıldı. Burada şu anda 9 tane görevli hocamız var. İlim halikalarımızda 14 olan ilim halikamızı 16'ya çıkardık. 16 tane mescitteki ilim halikalarımızda görevli hocalarımıza ilaveten ilk sefer Mali'de hanım kardeşlerimize yönelik evet. Hanım hocaların sadece hanımları eğitimi hususunda ilk sefer bir Afrika ülkesi Mali'de ilim halikasının çalışmasını başlattık. Ve böylece toplamda 32 tane hocamız Mali'de şu anda Ehl-i Sünnet vel Cemaat anlayışının başta Mali olmak üzere, yani başkent Bamako'dan başlayarak başta Mali olmak üzere belki de ilerleyen zamanlarda yetişecek hocalarla, yeni hoca kadroları ile birlikte tamamen Afrika kıtası da dahil olacak şekilde, hatta tüm yeryüzüne yayılacak şekilde bir anlayışla hizmetlerini şu anda devam ettirmiş oluyorlar. Peki burada programımızın ilk diliminde de ifade ettik. Yani biz şimdi tabii ki üzerimize bir takım görevler var, vazifeler var. Herkes üzerine düşeni yapar ise bazı şeyler yerine gelecek. Ve biz insana değer veren dernekler federasyonu olarak aslında hadisatta bir tebliğ hareketi. Yani tamamen tebliğ ruhuyla hareket eden bir kuruluşuz. Elhamdülillah. Çıkış noktası bu. Ve üstadımız takriben 20 sene önce bizzat bana kullanmış olduğu bir ifadeydi. Dedi ben şaşıyorum müminlere, Müslümanlara. Her şey güç, kuvvet, kudret, azamet Allah'tan olduğunu bildikleri halde çok küçük düşünüyorlar. Bu asırlar boyu aslında etkinliğini yitirmeyecek ve etkinliğini yitirmediği gibi kullanıldıkça tazelenecek tarihi ifadelerdir. Birinci gündem. Birinci gündem. Biz şaşırıyorum ben müminlere, Müslümanlara. Her şey güç, kuvvet, kudret, azamet Allah'tan olduğunu bildikleri halde çok küçük düşünüyorlar. Görmüyorlar mı ki dünyaya gelen her çocuk rızkıyla geliyor. Erdoğan eyvallah. Çocuk rızkıyla, hizmet de rızkıyla doğuyor. Hizmet göreyim de rızkıyla. Sizi, hizmet de rızkıyla doğuyor. Göreyim sizi, küçük düşünmeyin, büyük düşünün. O günden bugüne sürekli aslında önümüzde biz vazgeçilmez bir rabıta unsuru olarak duruyor bu ifadeler, bu sözler. Dolayısıyla biz burada bu ülkelerde hizmeti yayar iken birinci derecede almış olduğumuz güç bu ifadelerdir. Tabii ki güç, kuvvet, kudret biz her zaman ifade ediyoruz. Bu Allah'tandır Celle Celaluhu. Ama biz o kadar açık, net, berrak bir ifadeyle muhatap olduk ki artık zerre kadar şüphe de yok. Neden? Ya ben düşüneyim sadece işte bulunmuş olduğum ülkede. Yani ne faydası var bana? Veyahut da üç ülke ne faydası var? E diyoruz ki şimdi hatta bir mecliste 200 küsur tane ülke var. Bu ülkelerde Ehl-i Sünnet vel Cemaat anlayışı yayılacak, yaygınlaştırılacak. Bir kardeşimiz dedi ki, niçin çok küçük düşünüyorsun ki? Neden? Bir de 18 bin alem var. Niye sadece dünyada yaşayan insanlara yönelik hizmet düşünüyorsun? 18 bin aleme göre düşün. Madem ki her şey Allah'ımızın elinde, doğru. Evet, biz hakikaten yani yeri geldi, istişarelerimizi hep onları paylaştık. Neden? Belki de dedik, bu hizmette hedefe ulaşmamıza sebebiyet verecek olan kafamızı kaldırdığımız zaman belki Allah'ın selamını kulları anlamayacak. Anlamak istemeyecek. Ya kafamızı kaldırıp belki de bir martıya selam vereceğiz. Martı bizim selamımızı alacak. Biz duymayacağız. Ama martının aldığı selamla Allah bizi hedefe ulaştıracak belki. Eyvallah. Gizli bir hedef, belli, açık ama vesile nedir ya? Hayır, bir de o hedefe giden yollarda bir gizemlik var, bir gizlilik var. Yani Allah nereden muvaffak edecek? Nereden muvaffakiyetler ihsan edecek? O bize kapalı. Bir sır. Belki bir martıya verilen selam. Evet. Belki de ne bileyim aynanın karşısına geçip ya Allah'ın kullarına selam verirken Allah'ın kullarına verdiğim selam aslında bir emandır, bir emniyettir. Öyle bir selam vereyim ki bu selamı önce kendim
seveyim. Hı hı. Sevineyim. Yani hoşuma giderek tatlı tatlı bu selamı alayım. Esselamu aleyküm. Aynanın karşısına daha önce, geçtiğiniz evet, zaman değil mi? Şöyle bakın zaman, diye. Evet. Kendi sevamımı, selamımı alıyorsanız severek güzel alayım ki, hı hı, Allah'ın kulları almış olduğum bu selam, bu emniyeti hakikaten böyle dilde bir emniyet görmesin. Ya bu, bu kardeşimden hakikaten ben emin olmalıyım. Baksana çünkü 360 mafsalasıyla bana benden emin ol diyor. Selamı tam selam derken hocam, veriyorum. Bir selam da Mali'den gelsin şimdi. Gelsin. Muhammed Kani hocamızdan kısa bir videomuz var. Onun da bir selamını alalım en azından. Gelsin. Az önce bahsettiniz kaldığımız çünkü. Devam edelim. Tam yerine geldik şimdi. Tamam. Selamı alalım sonra devam edelim. Tamam. Maalesef. Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve nüvalahu ba'd. فأنا اسمي محمد كاني من دولة مالي ومالي تقع في غرب أفريقيا وهي مساحتها تقريبا 240,041 و238 كيلومتر مربع وعلى سكانها ما يقارب 14 مليون و تتألف من 8 أقاليم وهي محدودة شرقا بالنيجر وغربا بالسنغال وغينيا كوناكري وشمالا بموريتانيا وجنوبا بساحل العاج وبوركينا فاسو ويعني الأغلبية هي مسلمة تقريبا 90% ويوجد 5% نصارى ويوجد كذلك وثنيون والحمد لله يعني نحن عندنا مدارس يعني تحت إشراف الدف مدرسة للبنين فيها تقريبا 55 طالبا ومدرسة للبنات فيها تقريبا 55 طالبة والحمد لله يعني الدراسة سارية وجارية بفضل الله سبحانه وتعالى على المنهج على منهاج أهل السنة والجماعة ونشكر هذه الإدارة الموقرة لأنها سهلت بفضل الله سبحانه وتعالى التعليم عندنا وجعلتها مجانية بدل ما نجد يعني مدارس كثيرة على الرسوم فنسأل الله جل وعلا أن يسدد خطى هذه الإدارة المباركة وأن يحفظها وأن يجعل هذه هذه الخدمات النبيلة والجهود الجبارة في ميزان حسناتها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Evet, Allah razı olsun. Hocamızı da görmüş olduk. Evet, Mali'den. İlk bölümde bahsetmiştiniz değil evet mi? O hocamız. Allah razı olsun. Allah-u Teala hizmetlerini daim eylesin. Amin. 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 Şimdi efendim, Mali dedik. İlk bölümde de bir şeyleri değiştirmek lazım dedik. Kesinlikle. Bir zihniyeti bir böyle bir değişmek değiştirmek lazım dedik. Bununla alakalı birkaç bilgi daha vardı. Onu da toparlayalım inşallah. Şimdi zihin değişikliği adına şunu yapabiliriz. Ben şunu söylemiştim zaten hocamlarla işte 15 yıl önce. Emri bil maruf çalışmaları yaparken temel felsefemiz şuydu. Herkese şunu aşılayalım. İlk işiniz dindir, ikinci işiniz meşgul olduğunuz şeylerdir. Dünyalık, hı hı, evet, işte iaşenizi kazanmak adına. Peki bununla ilgili ne yapılabilir? Yani bütün şimdi herkes tamam evet yapalım, zihin değiştirelim, bir şeyler yapalım ama zemin yok, fırsat yok, ruhsat yok. Önümüzde bir yani sunulan köprü olmak adına bir hizmet yok diye düşünen kardeşlerimiz olabilir. Biz onlara şimdi buradan şu teşviği yapabiliriz. Öncelikle şöyle bir şey geliştirelim. İlim hizmetinin 3 ayağı vardır. 3 tane ayak. Sac ayağı derler ya. Evet. Birincisi hoca. İkincisi talebe. Üçüncüsü bunları ayakta tutacak maddi imkan. İlim, hoca, imkan. Ve maddi imkan. İmkan. Şimdi hocayı devreden çıkarın. Maddi imkan ve talebe kalsın işe yaramaz. Talebeyi devreden çıkarın. Hoca var, maddi imkan var. Gene bir şey olmaz. Hı hı. Maddeyi tek başına, salt kendi başına değerlendirin. Gene bir şey olmaz. Üçünün bir arada olması lazım. Evet. Şimdi biz de diyoruz ki insana değer veren dernekler federasyonu olarak şu an bizi dinleyen bütün kardeşlerimize şu imkanı sunuyoruz. Köprü olmak adına, hı hı, biz bu hizmeti kadromuzla sunuyoruz. Diyoruz ki hoca bizden, talebe bizden, destek sizden.
Böylece hepimiz birinci işimiz gene din olacak. Yani burada kimisi teknik anlamda masa başında işi takip ediyor. Kimisi orada akaid, sarf, nahiv, belagat, usul okutuyor. Kimisi talebelik yapıyor ama siz de ona destek veriyorsunuz. Aynı tavanın balı oluyorsunuz kısacası yani. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir şeyle bunu pekiştirebiliriz. Öncelikle mutlaka din çerçevesinin içerisinde bulunmak adına ya hoca olmak lazım, ya talebe olmak lazım, ya destek vermek lazım. Ya. Mutlaka bu işin içinde olmak lazım. Bunu biz kıymetli kardeşlerimize duyurmuş olalım. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için şöyle buyuruyor. Diyor ki, insan ölür, amel defteri kapanır, evet, ama üç kişi var ki onun amel defteri kapanmaz. Bu da bir teşviktir. İnsan öldüğü zaman malını, mülkünü, akrabayı taallukatını, bütün değerlerini, giydiği kıyafeti, çorabına kadar her şeyini terk ediyor. Can çıktı gitti. Biraz sonra sizi efendim mezara defnedecekler ve sonra bedeniniz de çürümeye başlayacak. 40-45 gün sonra etle kemik birbirinden ayrılacak. Birkaç ay sonra açın kemikler kalmıştır sadece ortada. Çürüdünüz gittiniz kısacası. Şimdi bir de sevgi zekası diye bir şey var. Sizi orada bilen, sizi tekrar oradan diriltecek olan yegane bir güç var, o da Allah'tır. Sizi herkes unutacak. Mesela 150 yıl sonra ya da 3 yıl sonra şurada bak 7-8 kişi varız, 10 kişi varız. Hepimiz unutulacağız. Hiç kimse bizim adımızı anmayacak bile. Mesela 20 tane prenslik gelmiş, şu kadar imparatorluk gelmiş. Krallar, ne kudretli krallar, padişahlar, ilim sahibi, ya, deha sahibi insanlar gelmişler. Ama şu anda biz 1000 yıl önce yaşayan, İşte Hindistan'daki kral kimdir diye sorsak ya da Genelkurmay Başkanı kimdir diye sorsak kimse bir şey hatırlayamaz yani. Evet. Ama İmam Rabbani Hindistan'da hatırlanıyor. Şah-ı Nakşibendi hatırlanıyor. Ali Haydar Efendi işte burada şehitlikte yatıyor. Allah şefaatine nail eylesin. Abi. Efendi Hazretlerimizden önceki şeyhimizdir. Ali Haydar Efendi oradaki şeye sorduk biz görevli olan kardeşlerimize. Burada en çok kim ziyaret edilir diye sorduk. Dedi ki tartışmasız Ali Haydar Efendi ziyaret ediliyor. Halbuki orada ne komutanlar var, ne meşhur insanlar var. Mehmet Akif'ten tutun, Halebi'nin yazarı İbrahim Halebi'ye kadar. Daha neler var? Şu an bak ben de hatırlayamıyorum ama gördüm ben orada. Kabirleri var. Yani kısacası o zaman diyoruz ki biz kardeşlerimize şunu teşvik ediyoruz. Öldünüz gittiniz, amel defteriniz kapandı. 100 yıl sonra soyunuz da yani torununuzun torunu gelmeye başladı. Siz de unutuldunuz. Bitti. Sizi orada bilen ve tekrar yeniden size et kemik olarak tekrar yaratacak, ruh verecek olan bir güç var, o da Allah'tır. O halde bizi hatırlayacak olan sadece Allah'sa, bu da sevgi zekasıdır. O halde Allah'a son derece sevgi besleyip şu tavsiyeye uyalım diyorum. O da nedir o tavsiye? İnsan öldü, defteri kapandı. Birincisi, eğer bir eser yazmışsanız, tefsir, fıkıh, akaid, sarf, nahiv, belagat ve ümmet bundan istifade etmeye devam ediyorsa, istifade etmeye devam ettiği müddetçe siz orada kemikleriniz çürüdü, çürümüş olduğu halde bile sağ defterde, sağ taraftaki melek yazmaya devam ediyor. Yani hayırlı bir ilmi kazandınız. Ya sadakayı cariye diyor ya, akıcı iyilik. Aynen öyle. Birincisi bu. İkincisi, hoca olamadınız, kitap da yazamadınız. Bir eser yaptınız. Mesela bir cami, bir mescit, bir han, bir hamam. Kamuya hizmet eden faydalı bir şey yaptınız. O hizmetten, o eserden istifade edildiği müddetçe siz kabirde çürümüş olduğunuz halde bile sağ taraftaki melek yine size yazmaya devam eden. Üçüncüsü, hayırlı bir evlat. Hayırlı bir evlat. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Mehmet Turan hocam da öyle, biz de öyle. Talebe üstlendik ama bugün şu anki şartlarda talebemiz kalmadı. Herkes üstlendi. Bu arada çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize, takipçilerimize. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Benim de bir talebem var Mali'de. Yahya Caver adında. Hocamın bir talebesi var. Onu üstlenmişim. Üç çocuğum var. O dördüncüsü diyorum. Yahya Caver'e. Şimdi bir de hoca üstlenmek lazım. Hoca üstlenmeyi nasıl yapmak lazım? Bu dine yardımcı olmak adına bir eser yapamadınız. Efendim söyleyeyim, kendiniz hoca olamadınız, bir şey yapamadınız ama bir hoca üstlenebilirsiniz. İlk iki saydınız çünkü bayağı bir imkan ve zaman gerektiriyor. Gerektiriyor. Evet. Dediğiniz gibi evet, güzel bir tespit. Mesela bir cami yaptırmak $1 milyon. Evet. Efendim söyleyeyim, bir eser yazmak yıllarca eğitimden sonra oturup zaman harcamakla mümkün olan bir şey. Ama bir hoca üstlenmek çok zor bir şey değil. Eyvallah. Mesela geçenlerde bir kardeşimizi ziyaret ettik. Elhamdülillah. Mali'deki hocamızı değil mi? Burkina Faso. Estağfurullah, evet. Burkina Faso'daki hocamızı üstlendi. Bu hoca senin. Bu hoca bu hizmetlere devam ettiği müddetçe kazanmış olduğu sevaplardan aynısıyla Allah'ım sana da takdir edecektir. Ve burada bir şey var. Bir kişiye yardım edersiniz, onun
gerçekten karnını doyurmak da güzeldir. Üstünü kesinlikle giydirmek öyle. Ama bir hocayı efendim evet. siz iaşesini temin ediyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki bak ben sana Allah'ın izniyle kefilim. Sen devam et, işini gücünü yap. Yüzlerce insana siz vesile oluyorsunuz. Elbette. Bunun için söylüyoruz. Zihin değişikliğinin alameti olsun eyvallah. Diye. Eyvallah. Hani dedik ya ilk işimiz din olsun. O zaman ben şu an yani ben işim var, gücüm var. Yoğun bir insanım. Hı-hı. Kamudayım. Yahut da siyasetin içerisindeyim. Veya ev hanımıyım. Veya ev hanımıyım. Doğru söylüyorum. Veya ev hanımıyım. Yani ben şu an o dediklerinizi yapamam ama dinin içerisinde olmak istiyorum bizzat. Bir tarafında olmak istiyorum. O zaman bir hoca üstlenelim. Diyorum ben. Şimdi burada bu zihin değişikliği çok güzel dediniz. Bizde değişikliğe çok sebep olabilir dediniz. Allah'ın izniyle. Yani bu işin bir ucundan tutmak. Tutalım. Gerçekten tutalım. Öyle. Şimdi değerli hocam ve hocalarım şöyle bir şey de var. Biz internetten, televizyondan ne yazık ki teknolojinin olumsuz bir takım durumlarından çok kesinlikle. Dejener olduk. Etkilenmiş. Aklımız bulandı. Burada hiç bilmiyorum bu açıdan bakıldım ama Afrika'da bir güzellik var. İnternetin ve televizyonun, elektriğin olmaması oradaki insanların kafasının daha güzel bu tür şeylere koordineli evet. çalışmasına vesile oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla değerli izleyenlerimiz de bunu iyi düşünsünler. Belki ülkemizde yapacağınız bir yardımla Mali'deki bir yardım çok daha farklı oluyor. Farklı, kesinlikle. Çünkü orada bizim gibi, bizim bile şu anda aklımızda efendim 50 tane farklı isim, 100'er tane efendim farklı resim, film, evet. şu bu var ama var. Orada bu işe kanalize olmuş insanlar var. Elbette. Peki Mehmet Turan Hocam, az önce Muhammed Taşeran Hocam'ın izah buyurdukları gibi bu işin ucundan tutmak isteyen ev hanımlarından tutun da işçilere kadar, memurlara kadar ne yapılabilir? Acaba hoca hanımlarımızın iaşeleri ne kadardır? Bu bilgileri sizden alabilir miyiz efendim? Şimdi bu programlarda özellikle bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Bu haftaki programımız Mali ülkesiyle alakalı. Evet. Mali. Evet biz şimdi talebeler ile alakalı biraz önce ifade ettiler Muhammed Taşun Hocam da. Talebe hususunda elhamdülillah o kadar hızlı ülkelerde medreseler açmamıza rağmen çok ciddi bir teveccüh var. Elhamdülillah. Ve biz bu sene 10 ülkede daha geçen programlarda da ilan ettik. Bu dönem 10 ülkede daha Ehl-i Sünnet medreseleri açılacak. Ve bunlardan elhamdülillah üçünün de neredeyse altyapısı hazırlandı gibi yani Tanzanya, Benin ve şimdi en son işte İran hususunda da istişarelerimizi tamamladık. Hı hı. İnşallah Kırgızistan seferimizden sonra burada da adımlar atılmış olacak. Biz bu programlarda somut adımlar atmayı arzu ediyoruz. Ne gibi? Örneğin şimdi hocam çok güzel özetledi. Üç sacaya. Hoca olacak, talebe olacak, imkan olacak. Evet. Fakat belki sizlerin de dikkatini çekiyor, izleyicilerimizin de dikkatini çekiyor. Yani programlarımız aslında belki fikrimizde, zihnimizde hakikaten insanlarımızın bu işe dahil olması var. Ve bunu yaparken de teşvikler de ediyoruz. Hı hı. Ama bir şey zannediyorum dikkati çekiyordur. Çünkü her programdan sonra ben kendi çevremden bazı kardeşlerimizi dinliyorum. Arıyorlar diyorlar ki, yani niçin daha çok böyle hani yardım hususlarına girmediniz, evet, daha çok teşvik da etmediniz? Ya şimdi biz bu ruhla geliştik. Elhamdülillah. Bizi tebliğ ruhu geliştirdi. Biz şu anda paylaşıyoruz. Belki de bu işin lezzetli kısmı orası. En lezzetli. Evet. Çünkü neden? Zaten benim yani bir kul olarak kendi gücümle Ehl-i Sünnet'i yeryüzüne yaymak gibi bir gücüm yok. Üstadımızın şeyhi Alaeddin Efendi Kudsesur Hazretleri'nin ifadesiyle اُمِرْنَا بِالسَّفَرِ وَلَا بِالسَّفَرِ وَالزَّفَرُ مِنْ اللّٰهِ Yani biz seferle, söz dinlemekle emrolunduk. Adımı atmak bizden. Ama muvaffakiyet, zafer o bizden değil. O Allah'tan. Ama Allah'ımız kulunun âli himmet olmasını istiyor. Kulum sen benim yarattığım kulsun, kıymetlisin, değerlisin. Göreyim seni küçük düşünme. Dostunun ifadesiyle bize bunu duyurmuş. Evet. Ve dolayısıyla biz de Allah'ın yarattığı kullar olarak Allah'ımız kim bilir nereden bir dua isabet etti veyahut da birisi özel bir dua etti, bir büyüklerimizden dua aldık veyahut da hiç bilmediğimiz, farkında olmadığımız bir amel sebebiyle Allah'ımız bize şu an bu nimeti tattırdı. Ve biz bu nimetin aslında elimizde olması için gayret ederken inanın son nefesimizi verene kadar devamı hususunda yani endişe taşıdığımız için evet. süratle adım atma ihtiyacını hissediyoruz. Yoksa yani yarın Allah'ımız Celle Celaluhu kulum
Niye 200 küsur ülkede siz medrese açmadınız? E ya Rabbi ben adımımı attım. Ama bunun karşılığı yani kulların, senin yarattığın kulların genel olarak bu işin içinde olacak idi. Ben gücüme nispetle görevimi yaptım. Yani gayretimde, cehdimde, efendim iştiyakımda, hamiyetimde ben senin emrettiğin şekilde yaptım ama bu kadar nasip oldu. Ömrüm olsaydı gibi. Devam edecek. Şimdi bunların için böyle biraz detaya girmiş olduk. Şundan dolayı. Yani hadd-i zatında biz bu programlarda da yine aman işte yardım edin, destek verin şeklinde değil. Hakikaten Allah'ımız Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Azimüşşan'daki ifadesiyle estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım. Hel edullukum ala ticaretin tunciyikum min azabin elim. Sizi azabı elimden kurtaracak çok karlı bir ticaret öğreteyim mi? Göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Tu'minune billah. Önce iman edeceksiniz. Bak iman eden kullarım önce iman edeceksiniz. Hakikat. Yani kendinizi unutarak Allah'ımızın emirleri neyse, yasakları neyse emirlerine de cambaş üstüne, yasaklarından kaçınmak suretiyle cambaş üstüne bir. İman eden kullarım hakki manada imanın tadını alın. Onun da zaten hocamız ifade ettiler. Biz senelerce yine büyüklerimizden duyduğumuz şekliyle hep paylaştık. Her mümin Müslüman benim aslı işim dindir, ibadettir, Allah'ın dinine hizmettir. Ama ek olarak da işte program yapıyorum. Ticaret yapıyorum. Küçük bir holdingin sahibiyim. Ama bunlar benim ek işim. Niçin? Allah'ımız bana o kadar büyük bir görev vermiş ki din gibi, dinin gerektirdiği ibadetler gibi ve Allah'ın dinine hizmet gibi. Bir sorumluluk değil mi? Bir sorumluluk. Ha, bunları yerine getirebilmek için Allah'ımız helalinden ticaret kapılarını açmış. Ve ben bunlarla meşgul oluyorum. Denildiği gibi burada da aynı. Bak iman eden kullar bu sorumluluk bilincinizi üzerinize alın. Daha ve Rasulihi peygamberime de önce iman edeceksiniz, peygamberime tabi olacaksınız. Tu'minu billahi ve rasulihi ve tucahidun fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Malınızla, canınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Bilesiniz ki sizin için en hayırlı kazanç kapısı budur. Azab-ı elim nedir? İşte ülkemiz başta olmak üzere nerede mümin Müslümanlar var ise bak sıkıntı içerisinde. Sürekli nerede zulüm var orada Müslüman adı geçiyor. Bu azab-ı elimdir. Azab-ı elimi de şimdi saymaya kalksak saatlerce sayacağımız azab-ı elim unsurları var. Bunlardan kurtulmanın yolu. Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Malınızla canınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bu sizin için çok karlı bir ticarettir. Bu dünyayla ahirette yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecri min tehtel enhar. Yani size altından ırmaklar akan cennetlere ithal buyuracağım. Ve mesakine tayyibeten, temiz meskenler, fi cenneti adin cennetlerinde. Ve uhra tuhibbuneha, ben size sevineceğiz bir müjde daha vereyim, buyur ya Rabbi. Nasrun minallahi ve fethun garib ve beşşirul müminin. Yakında, çok yakında bir fetih olacak müminleri, Müslümanlara müjdele Habibim. Şimdi bu emir haddi zatında bugün konumuzla alakalı. Biz dünya ve ahiret kurtuluşunu istiyorsak, malımızla Allah ve Resulü'ne iman et, malımızla canımızla cihad edeceğiz. Malımızla canımızla cihad, bak canımız, bedenimiz, hocamız da ifade ettiler. Belki bir kasapta, belki bir manavda, belki bir fabrikada, belki bir resmi dairede ama malımız Allah'ın yolunda. Helal. Allah'ın emrinde, helalinden. Bunun olabilmesi için gücümüz nispetince yapılacak katkılar haddi zatında biz buradan istediğimiz yardım değil. Buradan istediğimiz gerçek manada kurtuluşa sebebiyet verecek hizmete dahil olmak. Onun için bugün Mali işliyoruz. O hizmette yeri almak yani. Evet, Mali'de 32 tane hocamız var. Evet. Ben bütün kardeşlerimizden bu hafta içerisinde haftalık seferberlik rica ediyorum. Haftalık. 32 tane hoca kardeşimiz. İsimleri belli, görevleri belli, ünvanları belli. İrtibat numaralarını arayacaklar ve kardeşlerimizle irtibata geçecekler. Bazen fert olarak bir kardeşim diyecek ki evet ben bir hoca kardeşimizi 500 TL verip yalnız bu cihadın içerisinde olacağım. Ama bazen de bir genç kardeşimiz, bir grup kardeşimiz, örneğin üniversite okuyan bir grup, 10 kişilik bir grup. Bir araya gelecekler, karar verecekler. Bu hafta Mali ülkesinde Ehl-i Sünnet seferberliği var. E biz de bu Ehl-i Sünnet harekatının birer gönüllü üyeleri olarak, çünkü neticede ülkemizdeki huzur bulmamız da ülke dışarısındaki hizmetlerin net berrak çizgide olmasına bağlı.
O ki bu böyle bir harekat var. Ben de bu harekat içerisinde olmalıyım ama yalnız olamıyorum. 10 kişi birleşeyim. 10 50 lira birleşeyim. Vereyim. Evet. Veyahut da daha da ileriye götürüyorum. 20 kişilik bir grup bir araya gelebiliriz. Hı-hı. Ama ne yapalım edelim. Ben haftalık seferberlik çağrısında bulunuyorum. 32 tane Ehl-i Sünnet harekatına Mali gibi bir ülkede hem de çok ciddi bir mesafe kat ederek ve şu an dediğimiz gibi rakamlar bugün gündüzcü eğitimler ile birlikte neredeyse 5-6 bin civarında eğitim alan kişiyi ilgilendiren bir harekattan bahsediyorum Mali ülkesinde. Bu harekata öncü olan hoca kardeşlerimizi hem kendi yaşantımızın, kendi fikrimizin, kendi amelimizin, kendi ailemizin içerisine bu hafta içinde alalım diye çağrıda bulunuyor. Yani Mali'deyiz. Mali'de evet. 32 tane hocamızın İAŞ'si için biz aylık 500 lira zaten veriliyor. Evet, her bir hocamız için. Evet. Ve biz diyoruz ki bütün kardeşlerimiz bu hafta istişare yapsınlar. Hanım kardeşlerimiz bu konuda erkeklerden daha da ziyadesiyle biliyorsunuz düşünceli oluyorlar. Belki onlar istişare yaparlar günlerinde kesinlikle, sohbet yaptıkları yerlerde. Elbette. Biz de bu hafta içerisinde Mali'yi konuşalım. Mali'yi gündeme edinelim. Ve gündemimiz bu olsun. Çok özel ve güzel bir şey söylediniz. Özür dilerim. Değerli izleyenlerimiz, burada bir konunun atlanmasını istemiyorum. O yüzden müdahale ettim. Çok önemli bir yer var. İDLF'e siz telefon açtınız. Dediniz ki kardeşim ben 3 tane işte hocaya sponsor olmak istiyorum dediniz. İstiyorsanız imkanınız varsa kendiniz gidin Mali'ye. Tabii. Deyin ki İDLF'le ben kardeşim ben bunu görmek istiyorum diye. Elbette. Veya telefon açmak istiyorum. Diğer çalışmalarında olduğu gibi bu konu büyük bir şeffaflık var ve vatandaşın istediği şey de bu zaten. Yani yerinde görmek istiyor. Zaten İDLF'in de istediği bu işe dahil olmanız, yardım edip gitmeniz değil. Doğru mu anladım hocam? Doğrudur. Bir de İbrahim Efendi zaten şu an neredeyse 3 sene çok kısa bir süre sayılır. Evet. Hani test sürüşleri oluyor ya. Mali'de bulunduğumuzdan. Test yayınlar gibi aslında hizmetinde test dönemlerini atlattık biz. Neden? Talebede kardeşlerimiz gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu şeffaflığı zaten fevkalade gördükleri için üzülüyorlar. Neye üzülüyorlar? Dün geç ben gene şahit oldum. Hayır. Bak talebeyle alakalı hala üzüntüler var. Sıraya alınıyor. Ama elimizden geldiği kadar bu saydığımız ülkelerle birlikte bu sene içerisinde bu talebe ihtiyacını da inşallah karşılayacağız. Çünkü zaten karşılıklı bu talebe cevap bu ihtiyaç beraberinde adanılan bu ülkelerde Ehl-i Sünnet harekatını yaygınlaştıracak. Fakat hoca hususunda ilk sefer belki de ilk sefer bu kadar ciddi bir şekilde işe ele aldık. Ama ben ümit ediyorum nasıl ki talebede biz bugün diyorsak ki yani çok üzgünüz sizi sıraya alıyoruz. Yeni medreseniz şu ülkelerde bu ay içerisinde açılacak. Bu talebelerden sizlere sıranız geldiği zaman inşallah verecek ve sizi bilgilendireceğiz diyorsak ben şöyle bir şeyi ümit ediyorum bu hafta içerisinde. Belki de cumartesi günü telefon açan kardeşimize görevli kardeşimiz şunu diyebilecek. Ümit ediyorum. İnşallah. Ve Allah'ımız Celle Celaluhu kulunun zannı üzeredir. Çünkü neticede bir harekattır. Evet. Neticede biz bu kardeşlerimizi harekatın içerisine almak istiyoruz. Yoksa ihtiyacımız olduğundan değil. Eyvallah. Allah'ımız ne kadar takdir ederse o kadar çünkü gideriz. Yani bu cevabı zaten. Evet. Eyvallah. Alacağımızı ümit ediyor ve temenni ediyorum. O da nedir? Evet. Ahmet Efendi kardeşim buyurun İDDEF. Ben Mali'den bu hafta içerisindeki seferberlikten nasibimi almak istiyorum. Ehl-i Sünnet harekat üyesi olarak, gönüllüsü olarak. Bir hoca, çok üzgünüz efendim. Dün Mali'deki 32 tane hocamızın yani ülke içerisinde halkımız çok duyarlı davranarak bunları sahiplendiler. Bu konu hakkında üzgünüm. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka ülkedeki hocalarımızla alakalı yapacağımız inşallah seferberlikte siz değerli kardeşimize İnşallah. Yardımcı olabilmek için isminizi not edelim diyecek cevabı ben ümit daha ediyorum. Şimdi İnşallah. Sanki duyar gibiyim diyorum. Efendim. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Razı olsun. Bu haftayı da böyle noktalamış olduk. İnşallah. Sizi Kırgızistan'a uğurlayacağız. İnşallah, İnşallah. Sağ salim gider gelirsiniz İnşallah. Kardeşlerimizle beraber. İnşallah. Tabii oraya niçin gidiyorsunuz? Vaktimiz olmadığı için Doğru. bunları konuşamıyoruz. Tabii inşallah gelin sağ salim İnşallah. Bunları da konuşuruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte Muhammed Taşeran hocam, Mehmet Orhan hocam ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim geldik programımızın sonuna. Mali konuştuk. Mali'de Mehmet Orhan hocamın 32 tane hocamızın sponsorluğu yani İAŞ'si için bu işe ortak olmanızı biz istedik. Bununla ilgili de iddef.org'dan ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. iddef.org ve
621-0065 621-0065 212 alan koduyla bize ulaşabilirsiniz. Bilgileri alabilirsiniz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah aynı saatte buluşmak ümidiyle ümmetin derdiyle dertlenen güzel insanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.